O ığdır ki Nuh peygamberin gemisine güvenli bir liman olup insanların ve hayvanların yeryüzüne tekrar yayıldığı efsane dağ Ağrı'yı topraklarında barındırır. O ığdır ki Türklerin Anadolu'ya giriş kilidini açmış, Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan ilk zaferle atamızın övgüsünü almıştır. O ığdır ki Abidevi eserleriyle Türk'ün şanlı tarihine leke sürmek isteyenlere bir başkaldırı merkezi olmuştur. O ığdır ki bereketli topraklarında yetişen ve dünyaca ünlü olan tarım ürünleriyle Doğu'nun Çukurova'sıdır. Ve o ığdır ki eğitimden kültüre, turizmden sağlığa kadar son yıllarda gerçekleştirdiği atılım ve projelerle geleceğe güvenle bakmakta ve ülkemizin yeni cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Kuruluşu çok eskilere dayanan şehir, bugünkü adını Oğuz Han'ın torunu olan Iğdır Bey'den alır. İnsanlık tarihinin beşiği, Türk'ün sembol şehirlerinden biri olan Iğdır, tarihi İpek Yolu üzerinde yer almıştır. İran, Ermenistan ve Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'ne komşu olan bu şanlı il, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'yi Anadolu'ya girişi sırasında Sürmeli Çukuru'nda misafir etme onuruna da sahiptir. 1064'te Sultan Alparslan tarafından Türklere yurt yapılan kent, tarihte oynadığı rollerle Türklük ruhunun şahlandığı yer olarak abideleşmiştir. 1992'de il olan Iğdır'a adım atar atmaz, kendinizi hayranlık uyandıran doğal güzelliklerin, binlerce yıllık geçmişten miras, tarihi eserlerle nakış nakış işlendiği bir yeryüzü cennetinde bulursunuz. Geniş tarım arazileri, efsanevi Ağrı Dağı, bereket kaynağı Aras Nehri ile misafirlerini karşılayan şehrin her köşesi, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazine gibidir. Iğdır Merkez, Tuzluca, Aralık ve Karakoyun olmak üzere 4 ilçe, 157 köy ve 8 belediye bulunmaktadır. Merkez ilçenin nüfusu 123.570, Tuzluca ilçesinin nüfusu 24.996, Iğdır merkezi olan uzaklığı ise 39 kilometre, Karakoyun ilçenin nüfusu 14.042, Iğdır merkezi uzaklığı 15 kilometre, Aralık ilçesinin nüfusu 21.870, Iğdır merkeze uzaklığı da 45 kilometredir. Iğdır yemyeşil parkları, düzgün cadde ve sokaklarıyla Doğu Anadolu'nun bağrında bir yıldız gibi parlar. Şehrin kuzeyinde Ermenistan, güneydoğusunda Nahçıvan ve İran, güneyinde Ağrı, batı ve kuzeybatısında Kars yer almaktadır. Iğdır'ın göğe uzanan eli, ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı, doğal güzellikler ve insanlık tarihindeki yeri bakımından büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. 40 kilometre çapında 5137 metre yüksekliğinde olan Ağrı Dağı'nın 4000 metre üzerindeki yükseklikleri karla kaplıdır. Dağın kuzey yanındaki 10 kilometrelik buzulsa ülkemizin en büyük buzulu olma ummanına sahiptir. Ağrı, dağ ve kış sporlarına elverişli yapısı, yaylaları, mağaraları, doğa yürüyüş alanlarıyla başta doğa sporları, yamaç paraşütü, avcılık, dağ bisikleti, motokros, dağ rallisi, kuş gözetleme, botanik ve foto safari olmak üzere turizmin hemen her alanına hitap edecek özelliklere sahiptir. Korhan Yaylası'na yapımı planlanan Iğdır Ağrı Dağı Doğa Sporları ve Kış Turizm Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için
valilikçe büyük çaba sarf edilmektedir. Projenin altyapı dışındaki tesislerinin yap, işlet, devret modeliyle özel sektöre yaptırılması planlanmaktadır. Ayrıca Iğdır İl Özel İdaresi'nce hazırlanan Pamukdağ Turizm projesi de Avrupa Birliği destek fonlarınca hayata geçirilecektir. Iğdır, Nuh'un gemisinden kalıntılar görmek umuduyla ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen tırmanış meraklılarının uğrak yeridir. Ağrı Dağı, tırmanışın başlayacağı noktaya kadar motorlu taşıtlarla ulaşılabilme özelliği ve tırmanış mesafesinin yüksek olması dolayısıyla bir cazibe merkezidir. Iğdır, Ağrı Dağı'nın yanı sıra Meteor Çukuru, Aras Nehri, Ejder Kervansarayı, Tuz Mağarası, Kaya Mezarları, Ahura, Gödekli ve Kolikent Gümbetleri, Iğdır, Köroğlu, Karakale, Aşık Hüseyin ve Güngörmez Kaleleri, Aralık ilçesindeki Ortaköy Hamamı, camii ve evi, Süreyya Çeşmesi ile eski yerleşim yerlerinde bulunduğu turistik alanlara sahiptir. Iğdır ve çevresindeki hemen her mezarlıkta bulunan koçbaşlı mezar taşlarının kaynağı Orta Asya mezar kültürüne dayanmaktadır. Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenlerinden kalan bu adete göre kahramanların ve yiğitlik yapmış kişilerin mezar taşları koçbaşlı olarak yapılmaktaydı. Merkeze bağlı Çakırtaş köyünde bulunan Kul Yusuf Kümbeti, sanat değeri oldukça yüksek bir eserdir. Akkoyun emiri Yusuf tarafından genç yaşta ölen oğlu Muhammed için inşa edilen kümbet, içindeki Akkoç heykeli ve kapısının üzerindeki orijinal kitabesiyle dikkat çekmektedir. Iğdır Tuzluca yönünde şehre 25 kilometre mesafede yer alan Kervansaray, Türk mimarisinin bariz eserlerindendir. Sürmani emiri Şerafettin Ejder tarafından yaptırılan kervansaray, 12. asır Selçuklu taş işlemeciliğinin en önemli örneklerindendir. ...5 Ekim 1999'da açılan ve geleneksel Türk mimarisinden izler taşıyan Anıt Müze, bu gerçeği tüm dünyaya haykırmaktadır. 43,5 metre yükseklikteki anıt, 5 kılıcın eğri uçlarının yukarıda birleşerek kubbe şeklini almasıyla oluşur. Alt katında Suni Tepe içinde simgesel Serdabe Müze Salonu, üst katında 5 kılıç figürünün oluşturduğu kuleden oluşan anıt 2 katlıdır. Huzur ve barışın timsali baş başa çatılmış kılıçlardan oluşan bu anıt, Ağrı Dağı'nın önünde tüm ihtişamıyla yükselmekte ve Ermenistan'dan bile görülebilmektedir. Iğdır'da aralarında Mehmet Çavuş ve Sultan Top Anıt mezarlarının da bulunduğu pek çok toplu mezar ve şehitlik yer almaktadır. Tuzluca ilçesi, Çığlıklı bölgesi ve Aralık ilçesi, Karasu bölgesinin sulak alanlarında ülkemizin başka yörelerinde olmayan çok sayıda kuş türünü gözetlemek de mümkündür. Göz alabildiğine yemyeşil uzayan bir ova olan ve Aras Nehri ile sulanan Iğdır, Doğu Anadolu'nun Çukurova'sıdır. Şehirde narenciye ve zeytin dışında hemen her çeşit sebze ve meyve yetiştirilebilmektedir. Pancar, çeltik, salatalık, domates, biber, patlıcan, fasulye, susam, ayçiçeği, soğan, sarımsak, patates ve havucun da aralarında bulunduğu pek çok ürünün yetiştirildiği Iğdır'ın kayısısı, şeftalisi, elması ve kavun karpuzu da dünyaca ünlüdür.
Dünyada bir numara olan ve sadece bu bölgede yetişen Iğdır kayısısı tadına doyum olmayan bir meyvedir. Ağaçları çok verimli olan ve ovayı yeşile boyayan ağaçlarının dallarında güneşten bir parça gibi parlayan kayısıların ağırlığı 50-60 gram arasında değişir. Adına festivaller düzenlenen kayısının çoğu sofralık olarak tüketilmekte veya büyük tüketim merkezlerine gönderilmektedir. Geriye kalan küçük bir kısımsa kurutulmakta, reçel ve marmelat yapılmakta, meyve suyu sanayinde değerlendirilmektedir. Şehirde seracılıkta gelişme aşamasındadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Iğdır'ın sanayisi de atılım hazırlığındadır. Un, bisküvi, çikolata, yem, tuğla, salça ve meyve konsantre fabrikalarının bulunması, ilin ekonomisinin yeniden gelişmeye başladığının işaretidir. Ayrıca tarım ve hayvancılığın en iyi yapılabileceği Iğdır ilinde, hayvancılık alanında da büyük çaplı işletmeler, çiftlikler, süt ve et entegre tesisleri yapılmaya başlanmıştır. Peyniri de oldukça ünlü olan Iğdır'da yoğurt, tereyağı ve bal üretimi yaygındır. Gerek Ağrı Dağı'nın turizme açılması, gerek marka il olma yolunda yürüyen Iğdır, aynı zamanda zengin ürünlerinin pazarlanması için diğer iller ve yabancı ülkelerle ulaşımını sağlamış ve gümrük kapılarının bağlantılarını sağlayan bölünmüş karayollarının yapımı da bitirilmiştir. Ayrıca Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu projesi bitmiş olan Iğdır'da yapımı devam eden son derece modern bir havalimanı da yakında hizmete açılacaktır. Bütün bu özellikleriyle Iğdır, önemli kavşaklar üzerinde bulunan bir cazibe merkezi haline gelecek ve Doğu Anadolu'da bir yıldız gibi parlayacaktır. Erzurum üzerinden İstanbul'a, Doğu Bayezid yoluyla Gürbulak sınır kapısına, Ağrı Patnos üzerinden Van'a ulaşan Iğdır, Hopa transit yolu üzerinde bulunması sebebiyle de bir cazibe merkezidir. Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan Dilucu sınır kapısının bölgeye sağlamış olduğu ekonomik faydanın yanı sıra, açılması halinde Ermenistan Alican ve İran Boralan sınır kapıları da bölge ekonomisine ve yöre halkına büyük katkı sağlayacaktır. Yaylacılık Iğdır'da yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Kışın ovada barındırılan koyun ve keçilerin Mart-Nisan aylarında kuzulaması ile Kasım ayı başına kadar sürecek yaylacılık mevsimi de start alır. Yaylalarıyla zengin olan Iğdır-Korhan Yaylası, Ağrı Dağı'nın muhteşem manzarası, görkemli heybetiyle birleştiğinde görülmeye değer eşsiz bir tabiat güzelliği ortaya çıkarmaktadır. Adına yakışır bir şekilde geleneksel olarak gerçekleştirilen Ağrı Dağı-Korhan Yaylası şenlikleri valilikçe yapılmakta, doğayla insanın birleştiği büyüleyici bir güzellik sergilemektedir. Eski Iğdır'ın ilk yerleşim merkezi olan Iğdır Kalesi, yaylanın eteğinde yer alırken üst kısmında göletler bulunmaktadır. Iğdır, el sanatları bakımından da oldukça zengindir. Evlerdeki el tezgahlarında dokunan Kafkas halıları ve Karabağ desenli kilimler de Iğdır'a özgü birer el sanatları ürünüdür. Iğdır'da son yıllarda Iğdır Üniversitesi'nin açılması başta olmak üzere eğitim ve sağlık alanında önemli atılımlar yapılmıştır. Okullaşma oranının hızla arttığı şehirde mevcut eğitim kurumlarına yenileri eklenmekte ve aydınlık yarınlarımız için güçlü temeller atılmaktadır. Şehirleşme alanında yapılan yatırımlarla modern bir kent görünümüne bürünen Iğdır'a doğal gaz getirilmiş, TOKİ sayesinde de pek çok kişi konut sahibi olmuştur. Ayrıca İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri işbirliğiyle bütün köylerin yol ve içme suyu sorunları çözülmüştür. Iğdırlılarla her zaman iç içe olan, halka hizmeti her şeyin üzerinde tutan Iğdır Valiliği,
bünyesinde vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve onlara daha iyi hizmet vermek amacıyla Tek Adımda Hizmet Bürosu ve Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açmıştır. Evet, şanlı tarihi ve sahip olduğu doğal güzelliklerle ölümsüzleşen Iğdır, yaptığı atılımlarla mükemmele ulaşmak için emin adımlarla yol almakta. Daha yaşanabilir bir Iğdır ve geleceğe güvenle bakan Iğdırlılar için. Sizler için ev sahipliğine her zaman hazır olan Iğdır'a geldiğinizde, efsaneleriyle tarihe ışık tutan Ağrı Dağı'nı, Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaralarını, Ejder Kervan Sarayı'nı, Anıt Müzeyi de görmeden ve meşhur Bozbaş yemeğini, yoğurt çorbasını, görüntü ve kalitesiyle insanı büyüleyen organik kavununu, karpuzunu, şeftalisini, elmasını, dillere destan kayısısının güzel tatlarını tatmadan ayrılmamanız dilerim.